Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selamlar olsun. Ya Rabbi, senin kelamını anlamak için, seninle söyleşmek için şu bir araya gelişimizi rızana muvafık kıl. Doğruları anlamayı, doğruları anlatmayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyur. Değerli kardeşlerim, bugün yeni bir gün ve yeni bir sure. Maide suresi. Maide sofra demek. Cenab-ı Hak bu sureyi celilede Hazreti İsa Aleyhisselam'ın duasıyla onun kavmine lütfetmiş olduğu bir sofradan, mucizevi bir sofradan bahseder. Dolayısıyla o sofradan bahseden ayeti yer aldığı için Maide Suresi diye isimlendirilmiş. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sofrası kalktı. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın sofrası var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sofrası belli bir gruba, belli sayıda nimetlerle, belli sürelik, belli zaman içerisinde sunulmuştu. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın eliyle insanlığa sunulan bu ilahi sofrada her şey var. Doyuran bir sofra, kandıran bir sofra, uyandıran bir sofra, ayağa kaldıran bir sofra, dinç ve dinamik tutan bir sofra, Kur'an sofrası. İşte o Kur'an sofrasının bol gıdalı ayetlerinden, hükümlü ayetlerinden Maide suresi. Suremiz aynı zamanda Ukut, Akitler suresi diye de isimlendirilmiş. Munkide, insanı sapmaktan kurtaran, ilahi azaptan kurtaran sure diye isimlendirilmiş. Yine hayırlı insanlardan, iki dünyada aziz olan bahtiyar insanlardan bahsettiği için Ahyar diye, Hayırlılar Suresi diye de isimlendirilmiş. 120 ayetten oluşuyor bu sureyi celile ve Medine'yi aydınlatıyor bu sure. Aslında surenin önemli bir kısım ayetleri Mekke'de inmiş, Arafat'ta inmiş, Veda Haccı'nda inmiş, Arafa günü inmiş ama sure hicretten sonra indiği için medeni sureler içerisinde yer almış ve son inen medeni sureler içerisinde sayılmıştır. Surenin bir anda indiğini söyleyen rivayetler var ise de konularına göre baktığımız zaman sure farklı zamanlarda farklı olaylar, farklı sorular, farklı sorunlar üzerine indiği anlaşılmaktadır. Bu sure-i celilede, bu ilahi sofrada neler var? Münafıklardan bahseden, onların şerlerine karşı bizi uyaran ayetler var. Ehli kitaptan, özellikle Hristiyanlardan bahseden, onlar gibi olmamaya bizi sevk eden, onların zararlarından bizi korumaya alan ayetler var. Hac farizasıyla ilgili ayetler var. Abdest ayeti Maide suremizde, bu sure-i celilede. Gusül ayeti bu sure-i celilede. Teyemmüm ayeti bu sure-i celilede. Yani maddi arınmanın ayetleri de yine bu surede ama manevi arınmanın ayetleri de bu sure-i celilede. İçki ve kumar yasağıyla ilgili ayetler bu sure-i celilede. İnsanın canına kıymama noktasında, insanın canının mukaddes olduğu, korunmaya değer, saygın olduğunu bildiren ayetler bu sure-i celilede. Bazen bizi bu sure-i celile ta Hazreti Adem'in oğulları Habil ile Kabil'in zamanına götürecek, onların mücadelesini bize anlatacak. Bu sure-i celile yine insanın kanına girmenin nasıl bir günah, nasıl bir cereme olduğunu bize açıklayacak. Sure akitlere, söze bağlılıkla başlıyor. Ayetleri onlarla başlıyor ama içtimai, ahlaki, sosyal hayata dair daha pek çok hükümler, helal ve harama dair, helal ve haram yiyeceklere dair yine ilahi hükümler bu sure-i celilede yer alıyor.
Surenin her sayfası, her ayeti bizi, gönlümüzü, bizi, beynimizi, düşünce dünyamızı, gönül dünyamızı, söylem ve eylem dünyamızı inşa etmeye, ihya etmeye devam edecek. Ve işte Maide suresi başlıyor. Nasıl başlıyor hem de? Ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, ey iman edenler. Hatırlayalım, Yüce Rabbimiz 89 ayetinde 89 kere sesleniyor mümin kullarına. Özel, müminlere özel bu hitap. Abdullah İbni Mesud diyordu ki, ben Rabbimin ya eyyühellezine amenu deyişini duydum mu titrerim. Rabbim beni çağırıyor derim. Ve Rabbimin emirlerini, hükümlerini dinlemek için gönül kulağımı açarım. Çünkü bu ifadeden sonra mutlaka ilahi kattan bir emir gelir, bir hüküm gelir, bir nehi gelir. Yine büyük İmam Cafer-i Sadık da bu konuda şöyle der. Bu hitap var ya, bu hitap, ya eyyühellezine amenü diye başlayan bu hitap, bu hitap sevgilinin sevgiliye seslenişidir. Bunu bilen kimse bu hitaptan sonra gelen ilahi emir ve ibadetlerde yorgunluk hissetmez. Aksine onlardan haz ve lezzet duyar. Sevgilinin sevgiliye verdiği emir insana ağır gelir mi, zor gelir mi? Elbette gelmez diyor. Ve bu sure-i celilede bu 89 ayetin 16 ayeti yer almaktadır. Yani en fazla ya eyyühellezine amenü ile başlayan ayetler Maide suremizde yer almaktadır. İkinci sırada 11 kere tekrar eden ya eyyühellezine amenü ile başlayan ayetlerin yer aldığı Bakara suresi, daha sonra 9 kere bu ifadenin tekrarlandığı Nisa suresi ve bu şekilde diğer surelere dağılıyor. 89 kere tekrarlanan ya eyyühellezine amenü diye başlayan, ey müminler diye başlayan bu ayetlerin hepsi medenidir. Hicretten sonra ve Medine'de inmiş ayetler yer almaktadır. Ve işte Rabbimiz bir kere daha bize sesleniyor. İmanımızı harekete geçirmek için sesleniyor. Sevildiğimizi bilelim diye, seçildiğimizi bilelim diye. Müminler olduğumuzun farkına varalım da müminliğimizin gereğini yerine getirelim diye bize sesleniyor Allah. Ya eyyühellezine amenü, biz de diyoruz ki lebbeyk. Buyur Allah'ım, emir, ferman senin Allah'ım. Ben de senin bağlınım, kulunum, yolundayım Allah'ım. Evfu bil ukut, ilahi hüküm geliyor, ilahi emir geliyor. Akitleri yerine getirin. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Yapmış olduğunuz sözleşmelerin gereğini yerine getirin. Şimdi bir akit vardır, bir ahit vardır. Bunlar aynı anlamda söz, sözleşme. Ama akit kavramı daha kapsamlı bir kavram. Akitte bir şeyi iştiyakla, arzuyla, gönüllü olarak yerine getirme varmış. Ona içtenlikle sarılma varmış. Ahde göre daha kapsamlı, daha böyle dolu dolu bir kelime, bir Kur'an kavramı. Akitlerinizi yerine getirin. Neyse bu, sosyal bir varlık olan, hemcinsleriyle bir arada yaşamak durumunda kalan insanın her zaman bu akitlerle işi var. Verdiği sözler var. Allah'la akitleşmişiz biz. Elestü bezminde. Her kelime-i tevhid okuyuşta Muhammed Aleyhisselam'la akitleşmişiz biz. Her tavafı yapışımızda, her Hacer-ül Esved'i selamlayışımızda Beytullah sahibi Yüce Allah'la akitleşmişiz biz. Bir de mümin kardeşlerimizde insanlarla yapmış olduğumuz akitler vardır, sözler vardır, sözleşmeler vardır. Ey müminler, akitlerinizi yerine getirin. Ama öncelikle Allah'a karşı vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Ahdinizde durun, ahde vefa gösterin. Akitlerinizin adamı olun. Yapmayacağınız, yapamayacağınız sözleri vermeyin. Vermişseniz sözü gereğini yerine getirin. Akitlerinizi tutun. Akitlerinizin, ahitlerinizin, sözleşmelerinizin gereğini yerine getirin. Uhillet lekum behimetul en'am. Ey müminler, size hayvanların etlerini yemek helal kılındı. Size evcil hayvanların etlerini yemek helal kılındı. İşte deve cinsi, işte sığır cinsi, işte davar cinsi. Bunlar size helal kılındı. İlla ma yutle aleyküm. Ancak size okunacak, haram olduğu bildirilecekler hariç. Genel olarak
helal kılındı. Eşyada asıl olan helal oluşudur. Eşyada asıl olan ibahadır. Haramlık ayetle, hadisle, nasla, şari'nin işaretiyle belli olur. Asıl olan her şeyde helal olmasıdır. Bir de burada şu var, bizim dinimizin helalleri haramlarından öncedir ve fazladır. Yasaklar sınırlıdır, haramlar sınırlıdır. Bütün alanlarda bu böyledir. Ancak size bildirilecek olanlar, okunacak olanlar, Yüce Allah merhametiyle bizim hayrımıza olmayan, bizim maddi ve manevi sağlığımıza, sıhhatimize uygun olmayan şeyleri sınavın gereği olarak bize yasak kılmış, haram kılmış, onları da bir bir açıklıyor rahmetinin bir gereği olarak. Size açıklanacaklar dışında evcil hayvanların etlerini yemek size helal kılındı. Gayra muhilli sayit, ihramlı olan av da yapmasın. Aslında av helal ama ihramlı iken, yani geçici bir süre, sınırlı bir süre ihramlıya av da yasaklandı. Çünkü orada bir nefis terbiyesi vardır. Bir nefis tezkiyesi vardır. Onun için onu Allah bize geçici bir süre yasak kılıyor. Ve entüm hurum, ihramlı iken ava da, av yasağına da dikkat edin. İnnallâhe yahkumu mâ yurid. Hükümleri kim koyuyor? Ahkemül hakimin olan Allah koyuyor. İnil hükmü illa lillah. Hükmetme yetkisi, kayıtsız şartsız egemenliği, hakimiyet elinde tutan Yüce Allah'a aittir. Ve Allah dilediği hükümleri verir. Bu konuda kimse Allah'ı zorlayamaz. Allah'ın istediği hükümlere uymak durumundadır kullar. Ona teslim olan müminler. İnnallâhe yahkumu mâ yurid. Allah dilediği hükmü verir. O fealun limâ yuriddir. O la yüsel ammâ yefaldir. Dilediğini yapan, yaptıklarından sorgulanmayan Allah. Niçin böyle emrettin? Niçin böyle farz kıldın, helal kıldın, haram kıldın denmez. Ama şunu biliriz ki Allah'ın helal kıldığı, haram kıldığı şeyler bizim hep hayrımızadır, yararımızadır. Sayısız hikmetler vardır. Çünkü hakimdir o Allah. Hikmet kaynağıdır. Asla hikmetsiz bir şeyi bize emretmez, bize yasak kılmaz, bize haram kılmaz. Onun için dinin esaslarını Şari Hazretleri diyoruz. Öncelikle teşri yetkisine, hakkına sahip olan Yüce Allah belirler. Allah'ın dini, Allah'ın dininin esaslarını belirleme yetkisi yalnızca ve sadece Yüce Allah'ın elindedir. Yüce Allah'ın yetkisi dahilindedir. Bu konuda da kimse Allah'ın dinine hüküm koymaya kalkmasın. Kendi kafasından, kendi nefsine göre, kendi yorumuna göre, bencesine, kanaatimcesine göre hüküm vermeye kalkmasın. Allah'a teslim olan Müslümanlar olarak, Allah'a inanan Müslümanlar olarak, onun ey iman edenler çağrısına giren Müslümanlar olarak onun hükümlerine tabi ve teslim olsunlar. Elbette Allah dilediği hükmü verendir ama verdiği hükümde de sayısız hikmet olan hakimi mutlaktır. Mutlak hüküm sahibi Yüce Allah'tır Celle Celaluhum. Sonra o 16 ya eyyühellezine amenü'nün ikincisi geliyor. Bir kere daha ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. Bir kere daha sesleniyor Yüce Allah bize. Niye? İmanımızı harekete geçirmek için. Çünkü Kur'an duran bir iman istemez. Yerinde sayan bir Müslüman istemez. İslam'ı, hayrı, imanı kendinde kalan bir Müslüman istemez. Kur'an'ın hedeflediği müminin imanı vicdanına sığmayacak, kalbinde kalmayacak, kendinde kalmayacak, kıldığı namaz seccadesinde kalmayacak, evinde kalmayacak, tüm hayatına yansıyacak. Tüm hayatında o helal patenti gibi iman patenti olacak. Çünkü müminin her işi, her yerde, her zaman, her mekanda mümincedir. Hep hayırdır, hep iyidir, hep güzeldir. Onun için bir kere daha ey müminler, imanınızın, müminliğinizin gereğini yapsanıza, la tuhillu şa'irallah, Allah'ın şiarını çiğnemeyin. Allah'ın nişanelerine aykırı hareket etmeyin. Hürmetsizlik yapmayın, saygısızlık yapmayın. La tuhillu şa'irallah. Şimdi şa'irallah,
şiar kelimesi Türkçemizde kullanılıyor. Nişan demek. Şair de onun çoğulu. İbadet ve kurbe için, Allah'a yakınlaşmak için belirlenmiş, Allah tarafından, dinin sahibi tarafından belirlenmiş özel alametler demektir şiar. Şair-i İslam diyoruz. Şairullah diyor. Bunlar Allah'ın nişanları, Allah'ın belirlediği esaslar, Allah'ın saygın kıldığı şeyler. Bunlara yan bakan, bunları delmeye çalışan, bunlara saygısızlık eden bilsin ki Allah'a saygısızlık etmiş, Allah'a yan bakmış olur. Tevhid dininin burçlarıdır bunlar. Temel göstergeleridir bunlar. İstikamet yolunun kilometre taşlarıdır bunlar. Şair-i İslam, şair-i Allah. Bunlar ibadetin hem kendisidir, hem ibadetin yeridir, zamanıdır. Diyelim ki hac ibadetinin yapıldığı bütün yerler Allah'ın şairidir. Kurban ibadeti ve o ibadetin bütün unsurları şairdir. Namaz ibadeti, müminliğe has olan o ibadetin bütün unsurları şair-i İslam'dır. İşte camisiyle, mescidiyle, mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle, kubbesiyle, minaresiyle değil mi ki ibadet için, o namaz ibadetini yerine getirmek için bunlar, bu unsurlar kullanılıyor. Bunlar şiar, şair-i İslam'dır. Dolayısıyla ibadete vesile olan, bizi Allah'a yaklaştıran her şey, her işaret, kulluk göstergesi olan her şey şiardır, müminin şiarı. Bu kadının tesettürü olur, mümin erkeğin tesettürü olur. Çünkü tesettür kadın erkeğe farzdır, Rabbimin dininin emridir. Ama sınırlarında ufak tefek farklılıklar vardır. Müminin yüzündeki sakal olur, müminin mümince tıraş olur, mümince siması olur. Bunların hepsi olur. Bizi Rabbimize yaklaştıran, bizi ey iman edenlerden kılan tüm unsurlar, tüm işaretler. Yollardaki trafik levhaları nasıl ki, kilometre göstergeleri nasıl ki ulaşılacak menzili bize gösteriyor. İstikamette doğru yolda kalmamızı sağlıyor. Menzile ne kadar kalındığını gösteriyor. Hedefimizi gösteriyor, tıpkı bunun gibi. Şair-i İslam da bizi istikamette tutar. Sapmadan, yalpa yapmadan, yanlış yapmadan o istikamette ilerlememizi sağlar. Bize sürekli hedeflerimizi hatırlatır. Çünkü bütün ibadetler lillah diyoruz. Neveytü en usalliye lillah diyoruz. Allah'ım senin için namaza. Ya da diyoruz ki Allah için abdest almaya. Ya da diyoruz ki Allah için oruç tutmaya. Ya da diyoruz ki Allahümme inni uridul hacce vel umrate lillah diyoruz. Allah'ım senin için umreye, senin için, Allah için hac yapmaya diyoruz. Zekat mı vereceğiz onun için? Sevgi mi? El hubbu fillah, Allah için sevgi. Buğz mu, nefret mi? El buğzu lillah, Allah için nefret ve buğz. Her şey onun için hedefi belirliyor. Şair-i İslam, şiar, bu göstergeler, Yüce Allah'ın belirlediği, dinin sahibinin belirlediği bütün bu göstergeler bizim istikamet çizgisinde kalmamızı belirliyor ve bize hedefi gösteriyor ve bizi her açtığımız o hedef, şair, bizim Allah katındaki derecemizi artırıyor. Müminlik kalitemizi artırıyor. Bu şairle sınanıyoruz. Diyelim ki Mültezem şairdir, Kabe şair, Zemzem İslam'ın şiarlarındandır, Makam İbrahim İslam'ın şiarlarındandır vesaire vesaire. Bütün bunlar. O zaman bunlara karşı saygılı olun. Bunlara karşı saygısızlık etmeyin. Bunları çiğnemeyin. Bu sınırlara riayet edin. İşte وَلَشَّهْرَ الْحَرَامِ Haramaydı Allah'ın şairinden. Onun da saygınlığını koruyun. Hürmetsizlik etmeyin. Yüce Allah 4 tane ayı bizim barış ve esenlik içerisinde yaşamamız için, bizi barışa, esenliğe alıştırmak için, hac ibadetini, umre ibadetini insanlar huzur içerisinde yapsınlar diye o 4 ayı bize haram ay, savaşın yasaklandığı ay kıldı. O gün aylar da karıştı, ölçüler de karıştı, şiarlar da karıştı, şair de karıştı. Haram ayda kan döker oldu Müslümanlar. İşte Muharrem içerisinde bulmuş olduğumuz ay. Zilkade'de döktü Müslümanlar birbirlerinin kanlarını. Zilhicce'de döktüler.
Muharrem'de döküyorlar. Recep yine haram aylarımızdan bir tanesi. Ama artık bu sınırlar tanınmıyor bile. Kimsenin umurunda bile değil. Sıradan günlermiş gibi, sıradan aylarmış gibi. Halbuki Rabbimiz Maide suresinin ikinci ayetinde haram aylar konusunda Allah'ın şiarını koruyun. Haram ayların hürmetini ihlal etmeyin. Saygınlığına halel getirmeyin demişti. Velel galaid, yine kurbanlığa takılan gerdanlıklar konusunda kurbanlık hayvanlara da yine saygısızlık etmeyin. Yani onların diyelim ki kurban yolunda günlerini kırparak onlardan tırtıklamaya kalkmayın. Ya da onlara kurbanlığa ayrıldıktan, tahsis edildikten sonra yük taşıtarak bir takım maddi menfaatler sağlayarak onların saygınlığına halel getirmeyin. Sonra وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِزْوَانًا. Beyt-i harama gelenler, ibadet için gelenler, ticaret için gelenler, rızık temin için gelenler var ya, onlara da dokunmayın. Onların da saygınlıklarını muhafaza edin. Çünkü emin beldeye geldi onlar. Müminlerin, kendisine güvenen müminlerin bulunduğu mekanlara, yerlere geldi. Onlara da yine saygınlıklarını koruyarak onlara da saygılı davranın. Bütün bunlar. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُ. Ama ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Avlanın, yani avlanmak zorunda değilsiniz ama bu bir ihtiyaçsa avlanabilirsiniz. Es-sayd av, İslam'da ihtiyaç sahipleri yapmak zorunda olanlara tanınmış bir ruhsattır avlanma. Pek çok insan bugün avlanarak iaşesini temin ediyor. Ama zevk için, keyif için, hayvanları hedef tahtası yaparak, ulu orta, ihtiyacı olmadığı halde, yemeyeceği halde, hayvanları öldürmek için avlanma değil Müslümanın yapacağı. Ya da zaruri bir durum olmadığı halde değil. Sonra bir başka hüküm. Şairi İslam'a, Allah'ın şiarlarına saygılı olun dedikten ve bunları örneklendirdikten sonra haçla ihramlı insanın dikkat etmesi gerekli olan bir takım emirleri, hükümleri belirledikten sonra Yüce Rabbimiz yine sosyal, siyasal hayatla ilgili bir hükmünü şöyle bize buyuruyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا. Bir kavme olan kininiz, düşmanlığınız sizi o kavme karşı aşırılığa sevk etmesin. Evet, bir kavim sizi kızdırmış olabilir. Sizi bir zamanlar Mescid-i Haram'dan alıkoyarak tam da umde yapmak için ihramı giymiş bir halde gelmiştiniz Kabe'nin çok yakınına, Hudeybiye mevkiine, ama onlar putperestleri alırken Kabe'ye siz müminleri almamışlardı. Elbette öfkelendiniz o kavme, o müşriklere, ama bir kavme olan kininiz, düşmanlığınız sizi adaletten ayırmasın, haddi aşmaya sevk etmesin. İslam bu. Yani size yanlış yapan kavme karşı adil olacaksınız, adaletli olacaksınız, haddi aşmayacaksınız. Sordular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, müşriklerin öldürülen cesetlerine, ölülerine müsle yapabilir miyiz? Yani onların ölülerini, kulaklarını, ellerini, gözlerini oyabilir miyiz, kesebilir miyiz? Hayır dedi Efendimiz, hayır. Ben müsleci bir peygamber olarak gönderilmedim ki. İyi ama ya Resulallah dediler, onlar bizim şehitlerimize yapıyorlar Uhud'da yaptıkları gibi. Onlar bizim ölülerimize saygı göstermiyorlar. Biz de onların ölülerine yapalım mı? Hayır. Onlar bizim hocamız değil ki. Biz onlardan öğrenmeyeceğiz yapacaklarımızı. Müşrik adetleri, cahiliye adetleri onlar bize yapsa bile biz kendi doğrularımızla onlara karşılık vereceğiz. Ve teavenu alel birri ve takva. Her zaman Müslümanın dilinde pelesenk, gözünde ser levha, beyninde, gönlünde ser levha olması gerekli olan ayeti celile. İyilik ve takva üzere yardımlaşın ey müminler. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Günah ve düşmanlıkta, haddi aşmada birbirinize el vermeyin. Birbirinize destek olmayın. Birbirinize yardımlaşmayın. İyilikte yardımlaşın. Allah'ın helallerini yerine getirme konusunda birbirinize destek olun. Allah'ın yasaklarından sakınma konusunda birbirinize destek olun.
Şimdi ve teavenu alel birri ve takva. İyiliğe ön ayak olmak, iyiliği bileceksin, iyiliği işleyeceksin, başkalarını da iyiliğe teşvik edeceksin. Kötülüğü tanıyacaksın, kötülükten sakınacaksın, yetmez. Başkalarını da sakındıracaksın. Duyarsız olmayacaksın. Günaha, isyana seyirci kalmayacaksın. Mümin bulunduğu yerde imanın, İslam'ın sesini, soluğunu, ışığını yayan adamdır. Mümin gündemi belirleyen adamdır. Gidişata yön veren adamdır. Bana ne canım, herkes kendi kuyusunu kazıyor. Herkes kendi düştüğü, efendim kazdığı kuyuya düşer. Değil, gemisini kurtaran kaptan anlayışı yok İslam'da. İyilikte, iyilikleri yaygınlaştırmada yardımlaşın. Kötülükten sakınma konusunda yine birbirinize yardım edin. İkna edin birbirinizi. İyilikleri yapmaya, haramlardan geri durmaya. Akıllarını vardırın. Onların zararlarını, hikmetlerini anlatın. İkna edin çocuğunuzu, gençlerinizi. Sadece kuru bir emir değil. Sadece kuru bir buyrukla değil. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Günahta ve düşmanlıkta birbirinize yarışmayın. Birbirinize yardımlaşmayın. Bugün iyilik çığırını açan Müslümanların sayısı azaldı. Ama kötülüklere ön ayak olanların sayısı çoğaldı. Kötülüklerin reklamını yapanların, kötülüklerin önünü açanların sayısı çoğaldı. Halbuki mümin iyilik çığırlarını açan, o çığırda yer alan kimseydi. Kötülüklerin de önünü kapatan, kötülüklere mani olan, emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği emretme, kötülüğe dur deme, iyiliğe motor, şerlere, kötülüklere fren olma vazifesi, sorumluluğuna sahip olan kimseydi. Vettekullah, takvada yardımlaşın dedi. Sonra tekrar dedi ki Allah'tan sakının. Allah'ı hesaba katarak yaşayın. Allah'a rağmen yaşamayın. Allah görür, Allah bilir, Allah işitir, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun bilincinde hep Allah'ı hesaba katarak yaşayın. Allah'ın hatırı deyin önce. Başkalarının, el alemin hatırı demeden önce Allah'ın hatırı. Takva Allah'ı hesaba katarak yaşamadır. Allah'ı hesaba katarak yaşama bilincidir. İttekillâh haysumâ künt. Nerede olursan ol, hangi konumda bulunursan bulun, hangi yaşta, hangi işte olursan ol, Allah'la beraber ol, Allah hesaba katarak yaşa, Allah'tan sakın, Allah'tan çekin, saygı anlamında. Yani böyle korkma, bir tehlikeden kaçma anlamında değil, onun azametini, erişilmez kudretini, onun üzerimizdeki sayısız nimetini düşünerek, ayıp ya, bu nimetlere karşı yapılır mı bu yaratıcıya demektir takva. Allah'tan sakınma, Allah'tan çekinme. Sakınırsanız siz kazanırsınız. Sakınmazsanız, Allah'ın bu dediklerini yapmazsanız, innallâhe şedîdül ikâb. Allah'ın cezalandırması da yamandır. Lütfu keremi de sınırsızdır, sonsuzdur. Ama onun çarpması, cezalandırması da yamandır, Allah korusun. Onun için Allah'ın çetin bir azap sahip olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. Ey müminler, hurrimet aleyküm, işte size haram kılındı. Hani dedi ya, aşağıda açıklanacaklar hariç evcil hayvanların etlerini yemek size helal kılınmıştı dedi ve açıklamaya başladı. Bütün bu açıklamalar Yüce Rabbimizin rahmetinin tecellileridir bize. İyi ki açıklıyor. Yoksa biz ne içeceğimizi, ne içmeyeceğimizi bilemezdik. Ne yiyeceğimizi, ne yemeyeceğimizi bilemezdik. Nereye dönüp nasıl ibadet edeceğimizi bilemezdik. Anamıza, babamıza, hemcinslerimize karşı sorumluluklarımızın ne olduğunu biz bilemezdik. Hurrimet aleyküm el meyte. Leş, ölmüş hayvanı yemek size haram kılındı. Veddem, akmış kan size haram kılındı. İşte ciğerdir, dalaktır, onların içerisinde, etlerin içerisinde kalmış kısmi, kalmış kanlar değil, akmış kan diyoruz. Ayrılmış, akmış kanı içmek, ondan tatmak haramdır. Ve lahmul hinzir, domuz eti de haramdır.
bu kadar hayvanı helal kılan Allah, sınavın gereği senin benim hayrıma domuz, o da onun yaratığı olmasına rağmen onu haram kıldı. Ama bugün insanlık, bakıyorsunuz, domuz üretiminde baş kaldırmış Allah'a, domuz tüketiminde baş kaldırmış Allah'a, inadına yüce Allah'ın haram kılmasına rağmen onu tüketmek için bütün ürünlere, tüketim maddelerine katarak adeta Allah'a res çekercesine. Allah da diyor ki domuz eti size haram kılındı. وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ. Bir de Allah'ın adı anılmadan kesilen şeyler, hayvanlar. Diyelim ki bir sığır, bir davar, bir deve, bir tavuk Allah'ın adı anılmadan kesiliyorsa ya da başka Allah'ın dışındaki başka varlıklar için kesiliyorsa, işte bir sultanın, bir hükümdarın gelişi için kesiliyorsa, putlar için kesiliyorsa, putlar, çarşı putları, insan putları, neyse onlar Allah'ın dışında kesiliyorsa, Allah adına boğazlanmıyorsa, onlar da size haram kılındı. Sonra vel munhanika, yani boğularak ölmüş hayvan. Diyelim ki ipine, yularına takılmış kalmış ya da bir yerde sıkışmış kalmış, ölmüş. Ya da vel mevkuze, yani bir yere çarparak, bir yerine vurularak öldürülmüş hayvan. Vel mutaraddiye, yüksek bir yerden yuvarlanarak kaymış ve hayvan helak olmuş, ölmüş o hayvan. Vel natiha, ya da hayvan hayvanla boğuşurken toz vurmuş, süsmüş hayvan ve birisinin ölümüne sebep olmuş. O hayvanlar, eğer bu hayvanlar can çekişirken Bismillah diyerek boğazlanırsa helaldir. Ama yetişilmemiş, ölmüş, ondan sonra kesilse de parçalansa da yenmez. Yine hayvandan kesen bir uzuv, kopan, diyelim ki bir bacak, bir kol kopmuş bir tarafta, o parçalar da yine helal değildir. Onlar da meyte hükmündedir. Başka وَمَا اَكَلَ السُّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Vahşi hayvanların yakaladığı ve yemeye başladığı hayvanlar, onlar da yine size haram kılındı. Ancak illa ma zekkeytum ve ma zubiha alen nusub. Ha, ve ma zubiha alen nusub, dikili taşlar adına kesilen hayvanlar. Yani putlar adına kesilen hayvanlar. Onlar da size haram kılındı. Ve en testaksimu bil ezlem. Yine işte fal oklarıyla yapmış olduğunuz, şans oyunlarıyla yapmış olduğunuz şeyler size haram kılındı. Rivayete göre Kabe-i Muazzama'nın yanında o bakıcıların elinde 7 tane fal oku bulunur. Herhangi bir işte karar veremeyen insanlar oraya müracaat ederler ve oradan aldıkları bu işi yap, yapma, işte tekrarla, çekimi tekrarla şeklindeki fal oklarını çekerek önemli, hayatlarındaki önemli kararları veriyorlardı. Allah o dikili taşları da, fal oklarını da bu anlamda ayeti kerimesiyle yasakladı. Zalikum fısk. Bunların hepsi yoldan sapmadır. Tevhide aykırıdır. Allah'ın emir ve ölçülerine aykırıdır. Bunlardan uzak durunuz. Ve işte Allah'ın hükmünün geldiği, bu ayetlerin indiği gün, el yevme, bugün. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın 100 bini aşkın Müslümanın etrafında kümelendiği, toplandığı, veda haccını yaptığı, bu ayetlerin o müminlere indiği gün, el yevme yeisellezine keferu min dinikum, bugün artık İslam'ın izzetli günleri, bugün küfredenler sizi dininizden çevirmekten ümitlerini kestiler, karamsarlığa düştüler, çünkü İslam'ın izzeti ortaya çıktı. Fela tahşevhum, öyleyse artık bundan sonra müşriklerden, kafirlerden korkmayın. Vahşevni, benden çekinin, benden korkun. Korkulacak birisi varsa, çekinilecek, sakınılacak birisi varsa, o da Allah'tır. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıytu lekumul islame dina. Bugün sizin dininizi ikmal ettim. Nimetimi tamamladım ve size İslam'ı seçtim. Sizin için İslam'dan razı oldum. Artık femenizdurra, yine o deminki ayetlerle haram kılınan şeylerle ilgili hüküm devam ediyor. Bugün kafirler sizin dininizden, sizden ümitlerini kestiler. Bugün size olan nimetimi tamamladım diyor.
dininizi size ikmal ettim. Artık dinin bütün hükümleri gelmiş, emirleri gelmiş. Ve Allah nimetlerini tamamlamış, göstermiş, izzetli günleri, devletli günleri göstermiş. Mekke son kale fethedilmiş, İslam'ın en önemli kalesi fethedilmiş. İkmal-i din olmuş, nimetler tamamlanmış ve Allah da İslam'dan razı olmuş. Şimdi yine bu evrensel hüküm ifade eden, içeren bu ayeti kerime bize şunu söylüyor. Allah'ın dini ekmel dindir, her alanda ekmeldir. Etem dindir, her alanda tamdır. Ferdi ihya etme konusunda yeter. Ailevi dizayn etme konusunda yeter. Sosyal hayatı dizayn etme konusunda yeter. Siyasal hayatı dizayn etme konusunda yeter. İnsanla ilgili sorunlara çözüm getirme konusunda İslam yeter. O zaman İslam'ı bırakıp başka sistemlerden, başka düzenlerden, başka rejimlerden bir takım çıkış yolları aramak, bir takım hükümlerin peşine düşmek bu ayete başkaldırıdır. Bu ayeti kerimeye aykırıdır. Haşa, Allah eksik bırakmamış ki. Allah yarım bırakmamış ki. Ve Allah bu dinden razı olmuş. Bu dine yamayacağınız şeylerden değil. Bu dine ekleyeceğiniz şeylerden değil. Bu dine başka sistemlerden katacağınız şeylerden değil. Vallahi kardeşim Musa hayatta olsa o da bana inanmak, benim Kur'an'ıma, benim getirdiğim din-i mübin İslam'a uymak zorunda kalırdı. Bu İsa Aleyhisselam için de geçerlidir, bütün peygamberler için de geçerlidir. Ve bu hadisi şerifi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka din sahiplerinin, Hristiyanların, ehli kitabın dinlerinden bir takım şeyleri almak isteyen Müslümanlara karşı söylemiştir. Yani kitabı elinden almaya bile izin vermeyen Allah'ın dini başka sistemlere nasıl göz kırpabilir, nasıl kaparalayabilir? Bu din ekmel dindir. Bu dinin eksiği gediği yok. Bugün bu din herkese yeter, herkesi mutlu etmeye kafidir. Çünkü bu din Allah'ın dinidir. Bu dine eklenen her bir harici hüküm Allah'ın razı olmayacağı bir hükümdür. Allah'ın razı olmayacağı bir yasadır. Yapanlar sonuçlarına katlanırlar. Kim ne yaparsa bu dini mübin İslam'ı ekmel din, etem din olarak girer, görür ve bu din ile yetinirse sonucuna katlanır dünya ve ahirette. Ama bu dini mübin İslam'ı eksik yarım görür de bu dini tamamlamaya kendine göre o eksikleri gidermeye kalkarsa o kimseler de yine sonuçlarına katlanacaklardır. Rivayete göre Peygamberimizin vefatından 81 gün önce Peygamberimiz Cuma'ya dek gelen Arafa gününde Arafat'ta veda haccını yapıyor ve bu ayeti kerime iniyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıytu lekumul İslam dina. Hazreti Ömer döneminde bir Yahudi ona geliyor ve diyor ki, ya Ömer, ben sizin kitabınızdan bir ayet öğrendim. Eğer o ayet bize inseydi, Tevrat'ta gelseydi, Yahudilere inseydi, o ayetin indiği günü biz bayram yapardık diyor. Hazreti Ömer hangi ayetmiş deyince, bu ayeti okuyunca diyor ki, sen bilmiyorsun, o ayetin indiği gün zaten bizim bayramımızdır. El Haccu Arafe, Arafe kurban bayramıdır, bayram günlerinin içerisindedir diyerek cevap veriyor. Gerçekten müminlere bayram etmeleri gereken, ettiren bir ayet cümlesidir. Bugün sizin dininizi tamamladım, size olan nimetimi tamamladım ve sizin için İslam'dan razı oldum. Din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Biz razıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyya ve bil Kur'an-ı kitaba diyerek din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'dan, hayat düsturu olarak da Kur'an'dan razı olduk diyen müminleriz. Onun için de bunu sadece ölünce telkinde ölmüş olanları hatırlatmak değil, hayattayken, diriyken diyebilmektir, gereğini yerine getirebilmektir. İşimizi kurarken, yuvamızı kurarken, işimizi, eşimizi, mesleğimizi seçerken bunu diyebilmek, din olarak İslam'dan razı oldum. Bu nasıl olacak? Karar vermeden
İslam'a soracaksın. İslam'dan onay alacaksın. Allah ve Resulünden onay alacaksın ki razıytu billahi rabba diyebilesin. Razıytu bil İslami dina diyebilesin. Razıytu bil Kur'an-ı kitaba diyebilesin. Din olarak İslam'dan razı oldum diyebilesin. Çünkü İslam hayatın bütün alanlarını kuşatan Allah'ın dini, hayat nizamı, hayat düsturu. Ey müminler, şimdi tekrar başa dönüyor Rabbimiz. Araya bu cümleleri koydu. Sonra işte size ölmüş hayvanın eti, kan, domuz eti haram kılındı. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlar size haram kılındı. Ya da şu veya bu şekilde ölmüş olan hayvanlar size haram kılındı. Ya da vahşi hayvanların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Dikili taşlara, putlara kesilen, onlar adına yapılan şeyler size haram kılındı. Bu haram kılınan etleri saydıktan sonra فَمَنْ يَزْدُرَّ ف۪ي مَحْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِيْثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَح۪يمٍ. Ola ki bir insan darda kalır, açlıkla imtihan olur, sıkıntı içerisinde, ızdırar halinde, zorluk içerisinde bu haram kılınan şeyleri yeme durumunda kalırsa, o zaman bu kimse günaha kaymaksızın, haddi de aşmaksızın ölmeyecek kadar bunlardan yiyebilir. Ama bunları yerken de gayra mütecanifin, bunların helal olduğunu filan sanmasın, ona meyletmesin. Bunların haram kılındığını ama zarurete binaen geçici bir süre ölmeyecek kadar sınırlı bir miktarda helal kılındığını bilerek bunlardan yiyebilir, açlığını giderebilir, ayakta kalmak için bunları yapmak zorunda kalırsa yapabilir. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَح۪يمٌ. Elbette bağışlar Allah. Elbette bağışlar Allah. Ufak tefek böyle kusurları da bağışlar. Bir de Allah merhamet sahibidir. Yani bir tarafta haram bir yiyecek var. Ölmek üzere, açlıktan ölmek üzere bir kul var. Allah'ın merhameti ne yapıyor? O haram yiyecekten ölmeyecek kadar yiyebilirsin diyor sana. Tecelli ediyor, sana izin veriyor. Ve bunu da yaptığın zaman bağışlayacağını bize müjdeliyor, haber veriyor. Maide suresi devam ediyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ. Sana ey Muhammed genel olarak nelerin helal kılındığından soruyorlar. Şimdi Allah böyle bazı hayvanların haram olduğunu sayınca, söyleyince geldiler, dediler ki yani neyi helal kılıyor bize Allah? Madem bunlar haram, helal olanlar ne? Helalleri saymıyor ama şöyle buyuruyor. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. De ki onlara, hoş olan, helal olan, temiz olan, leziz olan şeyleri helal kıldı Allah. Size onlar helal kılındı. Genel bir ifade. Çünkü dedik ya, helal kılınanlar daha çok. Helalleri daha çok eşyada asıl olan helal olmasıdır, ibahasıdır. Başka bir de av konusuna getiriyor şimdi. Demin orada söyledi, vahşi hayvanların parçaladığı hayvanlar yenmez ama illa ma zekkeytüm, eğer o vahşi hayvanlar av hayvanı olarak eğitilmişse, onları gönderdiğiniz ve onların yakaladığı av hayvanları da size helal olur. Ve ma allemtum minel cevarih mükellibin tuallimunehunne mimma allemekumullah fekulû mimma emsekne aleyküm. İşte Allah'ın size öğretme yetisi verdiği ve sizin o yetiyi kullanarak, alıştırıp yetiştirerek öğrettiğiniz avcı hayvanlar, bu neyse, köpek de olabilir, başka bir hayvan da olabilir, doğan da olabilir, tazı da olabilir vesaire. Bu eğitilmiş avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyin. Bu da yine çok dikkat çekici bir ifade. Tabii av konusunda da, çünkü o toplum büyük bir kısmı avcılıkla meşgul oluyorlardı. Dolayısıyla bu hükümler o insanlar için ufuk açıcı. Bugün biz avdan uzaktayız, avla meşgul olmuyoruz. Belki bizi çok fazla ilgilendirmiyor gibi durabilir. Ama bugün dünyada halen avcılıkla ayakta duran, iaşesini temin eden insanlar var. Ha burada demek ki av hayvanı eğitilebilir. Burada başka bir şey daha söylüyor Rabbimiz satır aralarında. Bak diyor, köpekler bile eğitiliyor. Hayvanlar bile eğitiliyor. Allah'ın sana böyle bir yeti vermiş, bir kabiliyet vermiş. Köpekler bile eğitilirken, av hayvanları bile eğitilirken
sen insanı eğitmekten nasıl aciz kalırsın? Çocuğunu eğitmekten nasıl geri durursun? Gençleri eğitmekten, akrabanı eğitmekten nasıl geri durursun? Elin adamı kimse o. Hayvanı eğitiyor. Hem öyle bir eğitiyor ki o hayvan gidiyor, yakalayacağı avı yakalıyor, kendisi aç olduğu halde yemeden getiriyor, sahibine teslim ediyor. Hayvanlar bile eğitilirken biz insanları eğitemiyorsak o zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ve o hayvan eğer diyelim ki bir av hayvanı kendisi için yakalamış, tutmuş, hemen avcı da onu görüyor, ağzından alıyor. O helal olmaz. Ama avcı ava götürecek onu, avın üzerine salacak onu, o hayvan da bilecek ki kendisi için tutmuş onu. Onu götürürken, sevk ederken besmele çekecek, bismillah deyip gönderecek. O av hayvanının yakalayıp getirdiği hayvan gelirken ölse bile bu hayvan yenir. Ama وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ üzerine Allah'ın adını anınız. Yani o hayvan geldikten sonra keserken Allah'ın adını anın. Ya da o oku atarken, o tetiğe basarken bismillah deyin, Allah'ın adını anın. O av hayvanını gönderirken bismillah diyerek gönderin. Bu durumlarda yine o avın size helal olduğunu Rabbimiz beyan buyuruyor. Şimdi burada hayvan kesiminde besmele şartı aslında. Bismillah diyerek hayvan kesmenin anlamı şu. Bu hayvan Allah'ın canı. Allah'tan izin alıyorsun onun kanını akıtmak için. Onu sana o helal kılıyor. Bismillah diyorsun. Yoksa iki tane hayvan var. Birini bismillah diyerek kestin, birini de gayrimüslim besmelesiz kesti. Aynı şekilde kesiliyor. İkisi de koyun ama birisi mısmul oluyor, birisi murdar oluyor. Niye? Birinde Allah'tan onay alma var. Allah'tan izin alma var. O nimeti sahibini fark etme var. Bismillah'ın hikmeti, anlamı budur. Onun için müminin her işine besmele çekilmelidir. Küllü emrin zibalin lem yübde bi bismillah fe huve ebter fe huve akta. Başında besmele çekilmeyen her ciddi iş hayırsızdır, güdüktür, sonu yoktur ve murdardır. Onun helal olması için bir hayvan bile besmeleyle helal oluyor. İşler de öyle. Onun için Müslüman başında besmele çekebileceği işlere girişmelidir. Başında besmele çekeceği işleri yapmalıdır. Müslümanın her işine besmele çekilebilmelidir. Ya da Müslüman başında besmele çekemeyeceği işlere davranmamalıdır, başlamamalıdır. Bu manada da harama besmele çekilmez. Hatta elfaz-ı küfürdendir. Bir kimse göz göre göre haram olduğunu bile bile bismillah diyerek alırsa kadehi kafir olur. Niye? O Allah'ın hükmüne bir baş kaldırıdır. Besmeleyi oraya alet etmedir. Onun için besmele helal patentidir. Bütün işlerin ama sadece yemeye, içmeye, hayvan kesmeye indirgememek gerekiyor. Külle emrin diyor Zibalin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her değerli iş, her önemli iş. Onun için hayırsız çocuklar için besmelesiz denir. Anası babası besmele çekmemiş, temelini hayırla Allah'ın ölçüleriyle atmamış anlamında. Vettekullah. İnnallâhe seri'ul hisab. Allah'tan sakının. Allah'ı hesaba katarak yaşayın. Allah var ya, Allah hesabı seri olandır. Hesabı çabuk görendir. Bu kadar insan, bu kadar varlık, bu kadar amel, değişik zamanlar, mekanlar, bunlar Allah'a zor gelmez. Bütün insanlığın hesabının yarım günden daha kısa bir sürede, eğer süre istiyorsanız, Cenab-ı Hak tarafından görüleceğini söyler rivayetler. Onun için Allah hesabı seri görendir. Bir de Allah sabırdır ama acele etmez, ama dünyada da görüverir ha hesabını. Ahirete de bırakmayabilir. Seri'ul hisaptır Allah. Bu endişeyi taşımalısın. Ve başımıza gelen bela, musibetleri illa biz ben şu yanlışı yaptım, başıma bu bela geldi diye ilişkilendiremeyiz, ama acaba ne yaptım da, nerede yanlış yaptım da başıma bunlar geldi diye kendimizi sorgulamalıyız, test etmeliyiz. Çünkü Allah hesabı seri görendir. Allah'a bunlar zor gelmez. O zaman Allah'ın, o alim, alim, allam olan Allah'ın o gücüne teslim olmak ve onun gözetiminde, onun denetiminde
mümince, Müslümanca bir hayatı yaşamak, onu hesaba katarak yaşamak. Takva budur, müttaki de böyle olunur. Ve Maide suresi 5. ayet. El yevme uhille lekumut tayyibat. Rabbimiz bir kere daha, bakın size bugün helal kılındı temiz şeyler, hoş şeyler. Tayyibat, manen ve maddeten temiz olan arı duru şeyler. İslam'ın helal kıldığı şeyler, halalen tayyiba, helalin de ötesinde şeksiz, şüphesiz, lekesiz, kirsiz olan şeyler, maddi ve manevi en ufak bir leke olmayan şeyler helal kılındı. Tayyibat size helal kılındı. Başka ve taamullezine utul kitab hillul lekum ve taamukum hillul lehum. Ehli kitapla birlikte yaşama durumunda kalacaksınız. Medine'de bu böyleydi. Sonraki dönemlerde de öyle olmuştur. Kitap ehliyle birlikte yaşama durumunda kalmış müminler. Rabbimiz o ruhsatı da veriyor. Ehli kitabın yiyecekleri, taamı size helal kılındı. Sizin yiyecekleriniz de onlara helal kılındı. Başka vel muhsanatu minel mu'minat vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum idâ ateytumuhunne ucurahunne. Yine mümine hanımlarla evlenmeniz, muhsanat demek iffetli, namuslu hanımlarla evlenmeniz size helal kılındı. Ehli kitabın kadınlarıyla evlenmeniz de size helal kılındı. Ama mümin hanımları önce söylüyor Rabbimiz. Hazreti Ömer onun için daha sonra İslam'ın izzetli, devletli günlerinde bazı Müslümanların kitap ehli kadınlarla, kızlarla izdivacını görünce, bunun da yaygınlaştığını görünce, durun bakalım diyor, durun bakalım. Müslümanların kızları, hanımları dururken siz nasıl olur da ruhsat var, izin var. Var ama Allah önce minel mü'minati vel muhsanati diyor. Önce mümine hanımlar, namuslu, iffetli hanımlar diyor. Sonra kitap ehli diyor. Dolayısıyla bu noktada kitap ehliyle evlenme noktasında da son derece dikkatli olmak gerekiyor. Ama bir ruhsattır. Nasıl ki ızdırar halinde haram kılınan murdar şeyleri yemeye ruhsat, izin verilmişse onun gibi. Bu bir ruhsat olarak görmek lazım. Ve bunu yaparken de, bu evlilikleri yaparken de o evliliğin şartı olan mehri vermek lazım. Ama bu evliliklerde şu iki esas çok önemlidir. Hem mümin hanımlarla, hem dul kalmış mümin hanımlarla, hem kitap ehlinin kadınlarıyla, kızlarıyla evlenirken muhsinine gayra musafihin ve la muttakidi ahdan. Namuslu, iffetli olacaklar onlar. Bir, gizli dost, metres hayatı, flört vesaireye bulaşmayacaklar. İki, bu temel iki unsur olmak kaydıyla bunlarla evlilik söz konusu olabilir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer kitap ehli diyor. Kitap ehli işte Bakara suresi 221'de onlar müşriklerdir. Allah müşrik kadınlarla evlenmeyin buyurdu. Ayeti kerimeler onlar İsa Allah'ın oğlu diyerek kafir oldular, şirk koştular. Üçleme ile şirk koştular. Uzeyr Allah'ın oğlu diyerek Yahudiler kafir oldular, şirk koştular. Dolayısıyla bugün diyor kitap ehlinin müşrik olduğu ayetlerle sabit olduğu için, Allah da müşrik kadınlarla evlenmeyin dediği için ayetleri bir bütün olarak okumamız gerekir. Dolayısıyla kitap ehlinin kadınlarıyla, kızlarıyla evlenmek caiz değildir demiştir. Ve bu hükmü de o dönemde vermiştir. Ama bir ruhsat olarak, bir genişlik olarak duruma göre bu ayet-i kerime devreye girebilir. Bu ayet-i kerimenin gereğiyle amel edilebilir. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki, bakın bunlar imanın gereği şeyler. Bunlar Allah'ın emirleri, hükümleri. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ حَبِدَ عَمَلُهُ. İşte Allah'ın belirlediği esaslar. Bu esaslar dururken, bu esasları Kur'an'da okurken, bir insan bu esaslardan saparsa, bu esasları inkar eder, küfrederse, bütün amelleri boşa gider. Bütün yaptıkları boşa gider. O zamana kadarki imanı, Müslümanlığı kıldığı, ettiği boşa gider. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dünyada da bunun ceremesini çeker, sonucuna katlanır, ahirette de kaybedenlerden olur. O zaman salih amel işlemek önemli ama onu korumak daha önemli. Onu boşa götürmemek çok daha önemli. Bakın Kur'an habudat amaluhum fid dunya vel ahire ayetleriyle salih amellerin muhafızı olun diyor.
amellerinizi boşa getirmeyin diyor. La tubdilu amalekum. Demek ki salih amel işlemek yetmiyor. Bununla iş bitmiyor. Namazı kılmakla iş bitmiyor. Namazın muhafızı olmak, müminliğin, Müslümanlığın muhafızı olmak gerekiyor. Salih amelleri korumak gerekiyor. Çünkü iman ve İslam hırsızları o amellerimizi boşa getirmek için, o amellerimizin bize kazandırdıklarını elimizden almak için ya da işleyeceğimiz günahlarla onları sıfırlamak, sıfırın altına düşürmek için pusuda, sinsi bir şekilde bize yaklaşıyorlar. Aman ha, salih amellerin adamı olun ama salih amellerinizi de boşa çıkarmamak için gayret edin, dikkatli olun, uyanık olun. O gün hesap gününde adam gelecek, namazı var, orucu var, haccı var, zekatı var ama hesaplaşmada bir sürü kul hakkı üzerinde etrafında insanlar toplanacaklar. Hakkımızı bu adamdan hakkımızı istiyoruz Allah'ım. Verin bakalım, orucundan verilir, ödenmez, yetmez. Namazından verilir, ödenmez. Hesaplaşma bitmez. Adamın bütün hayırları, bütün hayırları tükenir. Adam sıfırlanır, nötr hale gelir. Yine kul hakkı bitmez, adamlar yanından gitmez. Bu sefer Rabbimiz onların günahlarını adamın üstüne yüklüyor, adamın üzerine yüklüyor. Adam dünyada namazlıydı, oruçluydu, zekatlıydı, haçlıydı. Böyle cehenneme gidiyor Allah korusun. Bilir misiniz müflis kimdir? Aha bu insan işte. Salih amelleriyle cehenneme giden adam. Salih amelleriyle sıfıra çıkıp iflas durumuna düşen adam Allah korusun. Batak. Onun için salih amel işlemek önemli ama salih ameli muhafaza etmek çok daha önemli. Yüce Rabbimiz salih amellerin adamı olmayı, o amellerin muhafızı olmayı, o amellerimizle huzuruna varmayı, cennetine girip cemalini görmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.